Bu meclis 15 Temmuz'da kapalıyken siyasi partiler geldiler, meclisi açtılar, darbeye karşı koydukları net ve tavizsiz tavırla açıkça kendilerini burada hedef ettiler. Ve daha sonradan görüyoruz ki belki birkaç saliselik farklarla o gün burada bulunan 94 milletvekili ölümün kıyısından döndüler. Ama kimsenin aklından o gece ölüm korkusu geçmiyordu. Darbecilere karşı direnmek, Türkiye'yi, demokrasi ve en önemlisi milli iradenin tecelligahı bu meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve parlamenter sistemi savunmak geçiyordu. 15 Temmuz'a nasıl geldiğimizi görmezsek bir daha 15 Temmuz'ların nasıl yaşanmayacağıyla ilgili söyleyeceklerimizin hiçbirisinin bir değeri olmaz. Darbenin panzehri hukuktur. Darbenin panzehri demokrasidir. Aynı zamanda bir sonraki darbenin aşısı da darbeye karşı ülkeyi aşılayacaksanız ve böyle bir mikropla, hastalıkla karşı karşıya kalmayacaksanız o da hukuktur, o da demokrasidir sonuçta. Sayın Bakan, F-16'ya bindirdiğiniz pilotun, eline neşter verdiğiniz doktorun, sırtına cübbe geçirdiğiniz hakimin, savcının veya minbere çıkardığınız imamın okul öncesi eğitimden bütün eğitimi ve meslek hayatı boyunca alacağı tamamlayıcı meslek içi eğitimlere kadar. Bunlardan eminseniz geceleri rahat uyuyabiliriz. Bir daha hiçbir F-16 eğitim dışında alçak uçuş yapamaz Ankara semalarında. Hiçbir doktor elindeki yetkiyi sahte çürük raporuyla bu ordunun şerefli subaylarını diskalifiye edip yerine darbeci yerleşsin diye yapmaz. Veya hiçbirisi hard disklere konmuş, okyanus ötesinden gelen o bilgileri alıp da savunmayı bile dinlemeden karar kısmına geçmez mahkemelerde. Bunların hepsini yaşadık. Ama bunların hiçbir tanesi 17-25 Aralık'tan sonra başlamadı. Bu örgüt suç örgütüne ne zaman dönüştü derseniz, aslında hep suç örgütüydü. Biz 17-25 Aralık'tan değil, 17-25 senedir bu adamların ülkeye nasıl bela olmak üzere olduklarından ve yarattıkları mağduriyetlerden şikayet ediyoruz. 17-25 senedir, belki 35 senedir bu duruma dikkat çekiyoruz. Ama şöyle bir gerçeklik var. Sizin bahsettiğiniz çok ciddi bir polemik alanı yaratabilirsiniz. Yani 2010 yılında CHP çekilmiş mi? Bu bir operasyonsa o günün iktidarı ve siyasi sorumlusu sizsiniz. Biz o konudan itibaren bu soruşturulsun diye ne kadar uğraştıysak bunları gizleyen sizsiniz. Polemiğin dozunu sizin kadar yükseltecek olursam kimin gözlüklerini yakından takıp o videoyu izledikten sonra tamam yayınlayın dediği tartışmasının içinde sıkıntıya düşecek olan da sizsiniz Sayın Bakan. Ve bunun ötesinde daha da konuşmak gerekiyorsa bugüne kadar bir suç örgütüyle mücadele ederken o suç örgütünün Türkiye siyasetinde iz bıraktığını iddia ettiğiniz en önemli eylemlerinden birisine bir kovuşturma açmamış olmanız ve tutuklamaların darbeden sonra gerçekleşiyor olması sizin aslında 14 Temmuz'da 16 Temmuz arasında nasıl farklı olduğunuzu gösteriyor ve miladı aslında kendi bizim gözümüzden sizin gönlünüzdeki milat 15 Temmuz o geceye kadar ondan önce yaptık maptık dediklerinizin hepsi sadece ve sadece eski üst işveren taşeron ilişkisi içinde kim üstteydi onu ben bilmem götürdüğünüz bir ilişkinin bir tarihte bölüşüm ilkelerindeki sıkıntılar, birbirinizin nasırına basmanız ve paylaşımdaki sorunların ortaya kirli çamaşırları dökmesinden sonra ben bu tarihi milat aldım derseniz inandırıcılığınız olmaz. Ama şunu bilmeniz lazım Sayın Bakan. O pilota, o imama, o aklınıza gelebilecek, darbeye karışabilecek herhangi bir kamu görevlisine etkin, bilimsel, çağdaş, laik, devletin sunumunda veya tam kontrolünde bir eğitim verirseniz, yani o imam kendi cemaatinin değil de dinin gereklerini anlatacak eğitimi devletten alırsa, o pilot hafta sonu çıktığında bilmem ne tarikatın ışık evlerine gitmezse, o doktor akşamları devletin yaptığı yurtlarda yatabiliyorsa, üniversite yapacak paramız var, yurdu yapacak paramız yok demeyin. 11'de bir oranında maliyetleri. Ve bugün bir cemaatten ağzınız yanmışsa ama oradan boşalan kadroları bir cemaatler koalisyonu gibi algılanan devri iktidarınızda başka cemaatlere jest yapıp kendi iktidarınızı oradan pekiştiriyorsanız o zaman inandırıcılığınız kalmaz.